çıktı dedim yani. Kutu yok mu oluyor? Kutuyu çalamıyor muyuz yani? Buradan onu mu anlamamız lazım? Şu sağ üstte arkadaşlar, karakterin yorulduğunu görüyorsunuz. Kırmızı ibre. Bishop diyor ki GTA RP yavaş yavaş geç abi, böyle izlenmiyor demiş. Kesinlikle katılıyorum. GTA 5'e geçeceğim kardeşim. Ha, bu hafta sonu geçiyoruz. Aklıma yani kafama koydum yani. Bu hafta sonu geçeceğiz. Allah kısmet ederse, bir sıkıntı çıkmazsa. Oo. Vallahi makine çok süper ya. Karbon işlemeyi de falan çok Sen seviyorum. hurdacılık işi mi yapsak, ne yapsak? Hurdacılık. Önce bir ATM'ye gidelim de yaparız. İçeriden göstereyim mi? Abi makineye baksana. Otomatik vites. Ya BMW ya da Alfa Romeo mu? Hani bildiğin şey yapmışlar yani. Kırma bir araba yapmışlar. Çok güzel olmuş. Tasarım gerçekten iyi yani. Bu seferki af bizi etkiliyor mu? Sizi derken abi, şimdi öyle bir ahiret sorusu sormayayım ben çocuğa, çünkü anlayamayabilir. Af derken de hani kimleri kapsıyor onu bilmez yani. Nereden bilecek? Affın şeyini bilir. Kurallarını, yani kimlere tesir edeceğini bilir ama senin hangi suçu işlemişsin onu bilemez ki. Hatırlayamayabilir. Audi A3 gibi. Hakikaten lan Audi A3 gibi. A3'e benziyor. Lan oğlum, aha gene havaya uçacağız. Yemin ediyorum uçacağız ha. Korkuyorum lan. Yüz, 210, 11.000 ya da dur ya, 200.000'i yatırayım, 12.000 kalsın üstümde. Önce bir 1.000 lirayla şu üstümü bir kendimi bir iyileştireyim. Ondan sonra bir merkeze inelim. Hangi serverdayım? Live Life, Darius, hoş geldin kardeşim. Gerçekten Audi A3'e benziyor ve otomatik vites olayı da gerçekten andırıyor yani. Hani andırmıyor desem yalan söyleriz. Buradan alışveriş yapabiliyoruz diye hatırlıyorum. Market var burada. Doktor mağazası. Live Life Market ha. 10 tane bundan alıyorum abi. 5 tane bundan alıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. 5 tane daha bundan alayım. Alamıyoruz. Peki. 3.624. Evet, şimdi ne tarafa gidelim? Ne vereyim abi? Vallahi bir benzinliğe sür ya. Gidip dövelim, ağız burun girelim yani. Bekçi amca. Neyse, yeni ekmek geldi. Ben çıkamam ya. Beyefendi, aracınızı burada kardeşim, şuraya çeksene arabayı, nereye gidiyorsun ya? Gel karpuz keselim ya. Yine mi sen lan? Moruk, aklını alırım senin ha. Kardeşim, ben bir kere yaşlı değilim. Ben güneşte kaldım. Terbiyesiz. Saçlar bembeyaz tabi. Belli oluyor kim şey gençmiş. En genciniz benim ulan. Ben boyattım saçlarımı. Ben daha gencim.
yakışıklı aracını böyle yol ortasında park edemezsin. E gidiyorum şimdi ya. Allah Allah. Bekleyeceğim de gidiyorum. Tamam. Abi çok güzel. Ses süper ya. Abi in arabadan. Kardeşim arabayı buraya çeksene ya. Sen niye bana dalga geçiyorsun? Artık yapma lan. Bin abi. Komiserim bir arabayı çalmış adamın. Abi. Bak 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 korna çalıyor, bak bak korna çalıyor bak. Bak korna çalıyor bak. Komiserim. Komiserim yanındaki adam yasak giysiler giyiyor. Yanındaki adam yasak giysiler giyiyor. Gidin şikayet ediyorum. Kaçıyor bakın kaçıyor bak. Yanındaki adamda silah var. Oğlum hemen ispiyonladı adam beni ya. Yasak giysiler giyiyor dedi. Silah var dedi adam da dedi. Adam hemen yapıştırdı lan. Nereye gidelim abi? Benzinliğe sür dostum, orayı bir soyalım ya. Bir kendimize gelelim iki tane. Aa, böyle. Benden yere ne olur biliyor musun? Vallahi sen kapı girişini tutarsın. Gerçi dur lan, hoş bende de silah vardı. Olmadı sana da silah veririm ya, bende silah var. Benim araçta vardı bir şey ya. Hiç fark etmez. Tabanca veririm olmadı. Tak tak tak. Oğlum tabancayla kapışmayı çok seviyorum ya. Gerçekten yakın çatışmalarda, böyle birebir çatışmalarda tabancayla eğim alıp vurduğunda gerçekten öldürdüğünde o haz, o hissiyat anlatılamaz ya. Adamda böyle otomatik silah, eşek kadar tabanca var. Yani silah var. Ama sen de ufak züttürük bir tane tabancayla adamı indirebiliyorsun abi. Ve o zaman işte diyorsun ki eğim konuştu abi. Makinenin kalibresi değil ama eğim konuştu diyorsun. Ve o haz, hissiyat yani ben anlatamam yani başka bir yer. Yani başka yani yaşayan bilir. Abi adamın ismi Hacı Şakir ya. Adam oyuna girdi, ismi Hacı Şakir ya. Adamın ismi yani sabun ya. Hani ismini sabuncu koysa da gene iyi yani. Hani rol yapabilir, ister sabunculuktan ister farklı bir soyadı falan filan dersin. Soyamıyor muyum burayı? Burayı soyamıyoruz. Başka tarafa gidelim. Burada iş yok. Burayı soydular ya da polis memurları yetmiyor. Bu arada ben 15 milyon yaptım ha. Çok iyi para abi. 15 milyon 100 yaptım abi. 13,5'tu. 15-100 yaptım ve hem iş yaptım hem çatıştım yani. Çok da tatmin etti. Abi her gün böyle olsa süper ya. Muhteşem oyun yani. Böyle roleplay yapıp hem de arada böyle çatışıyorsun. Güzel yani, böyle araya böyle bir aksiyon da giriyor. Böyle devamlı monoton, devamlı iş. Yani insan biraz bunalıyor devamlı iş yapmaktan. Böyle insanlarla iletişime girip insanları böyle bir yakalamaya çalışma. Ya da işte böyle tutsak alma gibi tarzda şeyler yapsa ve başarabilirse çok güzel roller çıkıyor yani.
ki onlardan bir tanesini yaptık. Birkaç tane yaptık yani. Hani ben vuruldum, öldüm ama gayet de güzel roller çıktı yani. Ben doktor çağırdım falan. Canlanınca konuştuk, muhabbet ettik adamlarla. Bir tane klan mesela şey yaptı. Bana hem hava hem kara desteği korumalık yaptı mesela. Para arabası gibi. Ama o işten gayet güzel para kaldırdım abi. Abi oyunda SR38 var mı bilmiyorum. Aslında doğru söylüyorsun. En son hangi şeyler geldi onu bilmiyorum abi. Ona bir bakmak lazım. Oğlum benim canım 88'e düştü ya. Çatışmadan Motoru öldük. bozduk galiba. Çatışmadan öldük Rıza baba. Nasıl motoru bozduk ya? Abi ben Kavala'nın içerisinde 70-75 FPS alıyorum. Kırsalda 30 FPS'e düşüyor. Ulan tam tersi olması lazım bu işin. Yok burası da böyle. Abi bu oyunda kaç kişi var? Polis yok oğlum, polis ondan dolayı. Neyse ya. Şeye gidelim. Havaalanına doğru gidelim ha. O zamana kadar polis girerse biz de soygunu gerçekleştiririz abi. Ama petrol işinden çok para kazandım ya. Çok güzeldi abi. Temiz ya. Bakacağım Alper. Bir şeye gideyim. Havaalanına gideyim. Oyun yabancı yapımı zaten abi. Oyunun yabancılar yaptığını biliyordur canım o kadar. Yani mod eklersen hadi ya da mevcut olan bazı bir takım silahları skinlerini dış görünüşlerini değiştirirsen Türk silahları yapabilirsin yani. Ama mesela mekaniği ve çalışma stili gene aynı olur. Mesela sallıyorum. Bir tane sniper yaparsın. Sniper'da da dış görünüş olarak bizim JNG Türk piyade tüfeği var ya sniper. Onu koyarsın ama aslında normalde silah şeydir. Rahimdir yani. Mesela. Biliyorum Bay Jewel aynen. Modlu olması lazım. Modlu serverları vardı. Bir ara. Sonradan kaldırdılar. Çok fazla giren kişi olmadığı için. Azaldı yani. Giren sayısı azaldı. Biz girmiştik hatta orada kastırdık bayağı. Sonradan iş boka sardı. Türk yapımı olsaydı keşke. Vallahi arkadaşlar ben şu an 3 saattir yayındayım galiba. Aynen. 3 saate yakın. Benim biraz pilim bitti. Havaalanında çıkış yapayım diye düşünüyorum. Yarın da havaalanından başlarız. Gideriz başka bir iş yaparız abi. Ya da direkt çatışmaya gideriz, soyguna yani. Hançer diyor ki Alper sen Zula oyna. Zula'yı abi niye itin götüne sokuyor millet? Niye Zula kötü bir oyun mu? Ben hiç oynamadım ama. Oynayan var mı? O ne lan ifrit? Eyvallah.
KC Falcon. Atla binelim ona. Yok be, onu nasıl yakalayacağız abi? Onu öldüremeyiz. Öldürür müyüz lan? Öldürürüz, hadi gidelim hadi. Oğlum onu yetişemeyiz lan. Onu bir ikincisi, onu öldüremeyiz abi. Senin ne silahın var yanında? Zuburum var. Oğlum zıbırla. Ha, dur, solda. Dur. Rol vereceğim, dur. Binelim abi, binelim. Rol vermiyorum. Binelim. Yok, rol vereceğim lan, dur. İfrit, teslim ol İfrit. Aha, hayvan. Işıkları, farları kapa. Lan Mutlu'yu vurdular lan. Siktir. Abi yardım edelim abi. Abi köle mi malı? Çiko ben kaçtım. Allah yardım etsin sana kanka. Eyvallah. Sıçtık ya. Resim teslim olarak şey yapacağız. Oğlum ne oluyor lan? İkili oradan ikili. Oğlum ölüyorum. What the fuck? Hayda. Allah'tan aracın anahtarını Mutlu atmış da bindik ki kaçtık abi. Yoksa vurmuşlardı beni ha. Vurdular da zaten amına koyayım. 22 can ne? Çiko ben kaçtım, görüşürüz. Eyvallah Ama kardeşim, devam edin. görüşürüz. Sen de. Zaten restart. Adamlar resmen az daha kalsaydım ölüyordum ha. 21 can. Bir mermi daha yeseydim ölüyordum yani.
Araç da sakat ya. Yani tekeri falan patlak. Araç çok hızlı gitmiyor yani. Can bas, öleceksin Çiko. Canım kalmadı ki. Zaten muhtemelen şurada bir yere çarpsam direkt öleceğim ha. Benzinlik soyamadık çünkü yeterli polis yoktu. Abi bu oyunda o şeyde olan pozisyon gibi olsa bu SUV'lerde PUBG'deki gibi böyle şeyden camdan sarkıp da ateş etme olayı olsa buradan var ya patır patır milleti vururlar abi. Allah'tan o offroad'larda falan var şu an. Canı basamıyorum. Şeye gitmem lazım. Kavala'ya. Hayatta kalırsak gidersek Kavala'ya. Orada hastaneye gidip can basacağım. Anca öyle kurtarırız abi. Ya da orada bir yerde doktor göreceğiz. O doktora diyeceğiz, doktor bey bize yardım et. Yol kenarındaki sağlık ocağı çok açıkta ve çok herkes tarafından gel geç yerinde abi. O yüzden oraya ben pek güvenmiyorum. Yani orada 2-3 kişi falan gidersen anca durursun. Birileri korur seni, birileri canlarını doldurur. Yani anca öyle olur. Öteki türlü orada durmak biraz böyle hani şey gibi, zarlamak gibi. 50-50. Yani ben DP görevlerinde bile soyguna uğradığımı hatırlıyorum. O yüzden her şey olabilir yani. Sağlık ocağında bile soyulurum ya. Ya da adam beni direkt kelepçeleyebilir. Her şey olabilir yani kısaca. Lan ifriti o kadar sıktım, bana mısın demedi ya. Kurşun geçirmez ya. 9 milimetre ne işleyecek amına koyayım. Mermiyi çarptı gitti. Abi beni yönetici yapar mısın? Benim server'da yönetici şeyim yok ki, yetkim yok ki. Abi geri dönüş yapmadın, işi halledebilir misin? Acil lazım da. Abi geri dönüş yapmadım doğru da. Bu arada çatışıyorduk ya. Bir de çok kötü durumdayım şu an. Remo Emre diyor ki yayın odasına gelsem sıkıntı olur mu? Yok kardeşim, şu an yayındayım ya, gelme. Yani onu da kötü de algılama. O yüzden yayın bitsin muhabbet ederiz.
Ne kadar aracın tekeri mekeri patlamış ki araç gitmiyor abi. Bunu kullanmayacağım. Para çekeceğim abi 1000 lira. Yayın odasına giremezsin abi. Yayın odası şifreli benim. Herkes dalmasın diye. O söylediğim nedenlerden dolayı. Hah. Canım fullendi. Abi silah kaçakçılığı rolü yapamayacağım şu an ya. Çünkü çok acayip derecede büyük bir çatışmadan kaçtım. Adamlarla birebir çatışmaya girseydim ölmüştüm zaten. Adamlar iki kişiydi. Bir ikincisi ikisi de aynı araçta değil, farklı araçtaydı. Araçta duruyorlardı. Yani biri bir yere inecekti, biri bir yere inecekti. Çapraz ateşten beni vuracaklardı. Ki keza birisi zaten az daha öldürüyordu beni kaçarken. O yüzden en mantıklısı kaçmaktı yani o anda. Ben burada çıkış yapayım. Abi yayın odasına nasıl girelim? Bize de mi? Abi bize de mi size de mi? Yok. Yayında bir şey var abi. Bazı bir takım kurallar var. Yani onu herkese uyguluyorum ben. Hani öyle herkes girmiyor. Mesela bak mutlu adam mesela oyunda yani serverda admin adam bile ya, şeye gelmiyor. Benim kanala gelmiyor yani. Yayındayken oyunun içerisinde geliyor mesela yanıma. Orada mesela konuşuyor. Oradan konuşuyor. Yayın çünkü buradan konuşsa, oradan konuşsa ilk benim kafam karışıyor yani. Hangi kim konuşuyor, nereden konuşuyor anlayamıyorsun. Sesler karışıyor, kafalar karışıyor. Meta gaming'e giriyor yani. Gerçekten roleplay'e dönmüyor. Listelenen oyuncular 44. Zaten oyuncu sayısı da azalmış çünkü reset geliyor yarım saate. Evet, neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel enstantane diyeyim artık.